Romanya'da sol hükümetle muhafazakar Cumhurbaşkanı Traian Basescu arasındaki çekişme devam ediyor. Hükümet Basescu'nun göreve devamını referanduma taşımıştı. Ancak referandumda karar için gerekli olan katılım oranına ulaşılamadı. Kullanılan oyların %87'si Basescu'ya git dedi. Ancak katılımın düşüklüğüyle referandum bu sonucun uygulanması için yeterli olmayacak. Politik analist Stelian Tanase'ye göre de Basescu bu çıkan sonuçtan etkilenmeyecek. Normal bir ülkede yapılması beklenen normal bir tepki istifa kararı olurdu. Örnek olarak Fransa'da General De Gaulle'ün tavrını hatırlayabiliriz. Fakat bence Basescu istifa etmeyecektir. Romanya Fransa değil, demokrasi geleneği ya da kuralları yok. Kanun gereği sonucun bağlayıcı olması için katılımın en az %50'yi bulması gerekiyordu. Ancak pazar günü seçmenlerin yalnızca %46'sı sandık başına gitti. Basescu taraftarlarına sandığa gitmeme çağrısı yapmıştı. Hükümet ise sandıkları sabah erken saatlerden gecenin ilerleyen vakitlerine kadar çalıştırmıştı. Sonuç olarak karar için yeterli oy oranına ulaşılamadı. Hükümet tarafından referandumda çıkan %87'lik oran Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini kaybettiği şeklinde yorumlansa da Başbakan Victor Ponta ülkenin zararına olacak bir çekişmeyi sürdürmeyeceklerini açıkladı.